tırnağınızla, parmaklarınızla enkaz kaldırıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Yani bir bina yıkıldığı zaman 100 tane insan üzerine arama kurtarmacı gelse bile zamanla yarışıyorsunuz. İnsan gücüyle yarım saat, bir saat sonra tükeniyorsunuz. Grupların değişmesi lazım. Ve profesyonel ekipler çok zor bir şey. Van Erciş'te çalıştığımız zaman devlet bütün imkanlarla geldi ama orada bile yine yetersiz kaldık. Yani toplum olarak yetersiz kaldık. Şunu yapmamız lazım. Bizim aslında doğudaki yerleşim, Van'daki yerleşim yerlerini incelerken Ermeniler, bu işi bilen insanlar hep dağlara evlerini yapmışlar, binalarını. Hı hı. Mesela bizim o Erciş'te depreminde ovaya direkt evler yapılmış. Zemin etütleri binalara dönmüş. Zemin etütleri aynı şey bu depremde de geçerli. İhmal silsilesi maalesef bu depremi bize çok daha yıkıcı bir şekilde dönüştürdü. Enkazda da arama kurtarma yaparken birçok arkadaş yine enkazda kaldı. İkinci sarsıntıda. Evet. Bunları da gördük. Yani orada işle ilgili insanların prensipleri, düşünceleri, profesyonellikleri gelişir. Bazen de yani kendini düşünmüyorsun, yani kendinden vazgeçiyorsun. Oradaki bir çocuğun bir çığlığı, yani o senin çocuğun da olabilir yani. Senin eşindir, senin annendir. Biz genelde, ben kendim için söylüyorum, böyle bakıyoruz yani. Mevcut depremde milyonlarca insan da yıksanız, diyorum yani onları elle, tırnakla çıkarıyorsunuz. Ne kadar insan yıksanız zor yani. Bir de insanların zaman içerisindeki İşlerle ilgili profesyonellikleri zamanla oluşuyor. Mesela çok iyi eğitim almaları lazım. Yani bugün komando dediğimiz insan tipi olması lazım. Yani bir de yani deprem eğitimi alan insanların eğitimleri, psikolojileri de çok iyi olması lazım. Mesela depremde görevli cesede dokunamıyor. Cesetten korkuyor. Yani o yüzden yani nasıl doktorluk, herkes doktor olamıyorsa, yani ciddi bir iş, yani çok ciddi eğitim alınması lazım yani. Bizim eğitimlerimiz yeterli mi? O tartışılır. Yani bugün bu depremde de üzüldüğümüz bir arama kurtarma, eski bir arama kurtarma elemanı olarak gördüm. Bina üzerinde yüzlerce insan var ama orada o işi yapan 3-5 kişi. Diğeri orada ne için duruyor anlaşılmıyor. Dünyada en kötü koku nedir derseniz insan cesedi kokusu. Yani ben mesela bir ay boyunca yemek yemedim. Yemeklerden nefret ediyorsun ve bizim şeyimiz de etkiliyor yani. Depremde kalan, depremle maruz kalan insanlar mutlaka psikolojik etkiler kalıyor. Bunu telafi etmeye gerekirse bu işte profesyonel insanlara başvurmaları mutlaka lazım. Fotoğrafı birkaç şeye ayırabiliriz. Bir, insanları çekersiniz. Yani insanların acılarını. Ben o kısma çok şey bakmıyorum. Yani ağlayan, acı çeken insanın direkt yüzüne bir kamerayı doğrultup o acıyı, yani çok doğru bulmuyorum. Yani bazen yani insan orada ağlarken veya feryat figan ederken makinemize saklıyorduk, biz de ağlıyorduk yani. Çok zor şeyler. Yani o acı anı, o şey anı, yani o trajediyi gördüğün zaman bu kolay olmuyor yani. Yani bazen duygusuz birinin fotoğrafını çekmek bile istemiyorsun. Yani çok zor bir şey. Yani bir sevinci çekersin, hüznünü çekersin ama oradaki o trajediyi çekemiyorsun yani. Mesela ben Van depreminde binaların hatalarını, eksiklerini, molozlara dönmüş binalar, kiriş kolonlarını falan çekip yayınlamıştım. Yaklaşık 5000'in üzerinde fotoğraftı. Dubai'de ikiz kuleleri yapan firmadan bir mühendis internette görmüş. Yani o fotoğraflardan bir kısmını. Bilmiyorum, bir gün baktım bana bir mail atmış. Şaşırdım yani. Dedi işte biz böyle bir firmada çalışıyoruz, mühendisim. Çektiğimiz fotoğraflar bizim için ders niteliğinde. Yani teknik fotoğraflar çekmişsiniz. Biz bunları hem eğitimimizde de hem şeylerde kullanmak istiyoruz. Bunları bize gönderebilir misin? İnan ben şaşırdım yani. Bugün 5000'e yakın fotoğrafı onlara bir maille parça parça gönderdim. Bununla ilgili mesela yapılan depremlerle ilgili ben gerek idari makamların yani gerçekten ciddi olarak bir fotoğraflama var mı yok mu bilmiyorum yani. Ama bunun en azından belgeye dönüşmesi güzel yani, bizim açımızdan güzel. İnsanlar yaralıyı kurtarmak yerine oradan fotoğraf ve kamera
ittirmekle ilgili. Hatta yani bugün yaralıyı taşırken yaralıya engel oluyorlar. Yani işin artık çok sıkıntılı bir durum. Yani ben çok doğru bulmuyorum işin doğrusu. Hatta yani düşünün, enkaz alanı içerisinde bu kadar fotoğrafçının ve kameramanın ne işi var? Yani uzaktan çek ama bu kadar. Bu defa arama kurtarma işini, yani ben şunu da söylemek istiyorum. Yani arama kurtarma için gelenler bile artık işi şova döktüler. Bu çok kötü bir şey. Yani bilsinler, herkes beni görsün, bilsin ben kahramanım. Yani bu çok doğru bir şey, davranış değil. Biz geçmişte de AFAD'da çalışmış biri olarak hem bu fotoğrafları hem yine isterlerse resmi makamlara bildirmek, aynı zamanda belgelemek. Zaten AFAD'dan böyle bir istek de geldi. Biz onun için de çektik. Bir de genel olarak fotoğrafçı olduğumuz için şehrin geçmişten bugüne yıkılmış binaları, tarihi eserlerdeki, bugün mesela onun üzerinde bizim camimizin minareleri yıkıldı. 1000 yıllık yaklaşık minareler darbe aldı, çatlamalar oluştu. Yani bunları belgelemek bizim için de önemli. Yani belki geçmişe bir fotoğraflar, 100 yıl önce çekilen fotoğraflar, binalar bizim için nasıl bir belge niteliği ise, bugün restorasyon çalışmalarında kullanılırsa, bizimkiler de onlar için aynı zamanda bir belge niteliğine dönüştü. Fotoğraf çektikçe zaman içerisinde insanlardan da olgunlaşıyor. Bazen biri benim fotoğrafımı çek diyor, biri benim fotoğrafımı çekme diyor, hemen anlıyoruz. Yani fotoğrafı çok daha bilinçli çekmek. Zaman içerisinde arkada bir birikim kazanıyorsun. Bazısı mesela gidiyorsun. Hatta biz artık insanların direkt fotoğraflarını çekmiyoruz. Yani gidiyoruz, konuşuyoruz. Dertlerine muhabbet ediyoruz. Ondan sonra izin alıyoruz. Söylerse yani belki müsaade ederse çekiyoruz yani. Yani o ilk zamanki her şeyi çekeyim, herkesi çekeyim. Yani o açgözlülük yok. Zaten etik olarak da birinin izinsiz hem kanunen yasak hem fotoğrafının direkt çekilmesi doğru da değil. Yani hem teşhircilik yönü var. Biz mesela, ben geçmişte de mesela yardım derneklerinde birçok yerde fotoğraf çekiyordum. Bunlara genel olarak çok dikkat etmeye çalışan biriyim. Yani düşünün, bir kadın orada feryat figan ediyor. Orada evladının enkaz altında onun fotoğrafını çekeceğine git onu kurtarmaya çalış. Yani bazen bu terbiyesizlik yani. Yani gücün yetiyorsa git yani. Ben o doğru bulmuyorum yani. Yani her şey tavında güzel. Yani mesela düşünün, o kadın onu istemez yani. O acısının orada görülmesine. Sordun mu? Sormadın yani. Bu etik çok önemli. Yani burada bu sınır var ya. Yani birini fotoğrafını çekerken, birini deşifre ederken o sınır çok önemli. Evet. Yani ben kendim için diyorum, ben istemiyorum yani. Benim kendim için istemediğim şeyi niye başkasına yapayım? Yani işte bu zaman içerisinde belli bir birikimden sonra bunları öğreniyorsun. Bunları isteyen var mı? Yapan var mı? Bunların da aktarılması lazım aslında. Yani işi doğru, kaliteli yapmak lazım. Her işi. Bakın bugün bu deprem bize ahlakımızın çöktüğünü, işimizi düzgün yapmadığımızı gösterdi. Öyle bir tokat vurdu ki, kim ne derse desin. Yani bize ciddi bir tokat vurdu. Aklımızı başımıza alırsak, düzeltmeye çalışırsak ne hala? Bir toplumun önce ahlakı çöker. Bizim ahlakımız çöktü. Şimdi ben burada bir şey daha söyleyeyim. Yani bugün enkazda yakını ölen insanlar belediyelere tazminat davaları açarsa, bunun kontrollerini sizler yaptınız. İnsanların vebalı günahı nerede? Yani bunu biz yapıyoruz. Evet. Yani bugün zemin etütleri sağlam değil. Yapılan binalar sağlam değil. Yani inşaat yapılırken hiçbir şeye uymuyoruz. Yani oraya kontrol eden ekip, bugün bakın Urfa'da duyuyoruz maalesef. Kontrol ekipleri tehdit ediliyor, duyduk ya. Benim evime şunu yaz, bunu yaz, ben evi satacağım. Hasarsız olsun, hasarlı olsun ya. Bu nasıl bir şey ya? Kontrol ekiplerini tehdit eden bazı insanlar hapse de aldığını duyduk. Yani düşünün, veya herkes birbirini arıyor, benim evim olsun olmasın. Depremde geldi mi yaşı, kuru, hepsi yanıyor yani. Bugün Mehmet Akif dediğimiz Yenişehir, Esentepe'de ki son 30 yılda şehirleşen. Yani şehirde düzgün bir yol yok. Yani düşünün, şöyle gidiyorsun, dönüyorsun, şöyle gidiyorsun, dönüyorsun, şöyle gidiyorsun, dönüyorsun. Bunları
siyasi rantlar uğruna, eş dost akraba uğruna evimin yolu buradan geçsin, buradan geçmesin. Yani bugün bir şey daha gösterdi bize. Bakın deprem oldu. Bizim toplanma alanlarımız yok. Ne kadar acı. Yani bugün yeşil alanlar satıldı, yok edildi. Siyasete kurban edildi. Bugün Karaköprü'nün geçmişi, yani bugün yeni yani dere yataklarında evler, okullar yapıldı. Yani maalesef yapıldı. Düzelir mi? Yani bu sistemle, bu eğitimle mümkün değil.